Esenlikler. İhtiyar Heyeti Yapım'ın sunduğu Öt Bülbülüm Öt Podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz Demirhan Yücetürk. Bugünkü konuğum Yasin Kılıç. Bravo! Merhaba, ben Yasin Kılıç. Ben seni davet Ne? edecektim hocam diye. Öyle mi? Neyse böyle de başlayabiliriz aslında ama Tamam. hocam hoş geldiniz Enerjik bir öncelikle. başlayış oldu işte, Evet ne güzel güzel. oldu. Hocam nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün ne yaşadınız? Buraya gelene kadar bir anlatmak ister misiniz? Valla dedemin okula gitme hikayesi gibiydi. Önce dolu yağdı, sonra fırtına çıktı. Arada bir yemek yedik, yemeye çalıştık. Sonra sığındık. Ben pançomu giydim. Evet, Rambo pançosu, Aynen. değil mi? Bir fotoğraf konuldu. Tabii. Sonra buraya geldik, ulaştık. Önce Evet. yanlış yere gitmişiz. Evet. Arada bir koordinasyon sıkıntısı oldu. İletişim sıkıntımız oldu. Sonra ulaştık. Allah büyük. Çok Tengri güzel. büyük. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar uzun zamandır böyle bir podcast'i zaten yapmak istiyorduk. Büyük bir ihtimal bunu izleyen bir sürü arkadaşımız zaten aşinadır. Hem ismine hem de yapmak Evet. istediğimiz Şu bu an 15 kişi konsepte. zaten. Aynı sadece 15 kişi izliyor. Arkadaşlar olur bu tarz şeyler. Zaten ilk kez yapıyoruz böyle bir şeyi. Şimdi birazcık duygularımdan konuşmak istiyorum başlangıç Konuşalım. olarak. Çok mutluyum. Çok da heyecanlıyım. Gördüğünüz üzere baya bir Sonunda gülüşüyoruz. Aynen başladık. sonunda başladık. Yasin hocamız da çok iyi biliyor. Bu süreç baya zorlu geçti bizim için. Özellikle depremden önce zaten böyle bir şeye başlamak istiyorduk ama bir türlü başlayamıyorduk. Sonra da deprem oldu ve depremle beraber baya bir zorluklar yaşadık. Bu zorlukların içerisinde sen baya bir destek oldun. Yani Eyvallah. hakkını yemeyeyim burada. Gerçekten de bu özellikle podcast konusunda çok fazla beni darladın hatta. Ben onu hatırlıyorum. Çok fazla darladın. Abi ne zaman yapıyoruz ya? Buradan birkaç kişiye teşekkür etmek istiyorum izninizle hocam. Edelim. Öncelikle tabii ki sizlere teşekkür ederim. Rica ederim. Yiğit hocama teşekkür ederim. Bizi eken, bizi satan daha doğrusu Batu hocama çok Doğru. teşekkür ederim. Bizi satan, satıcı. Bu Batuhan, konu hakkında da birazdan bir briefing yapacağız. Birazdan sözümüz konuşacağız. Daha sana. sonra Kaan hocama teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Nurvan hocam. Bir de kime teşekkür edeyim? Galiba herkese ettim şu an için. Etmek istediğim. Ha bir de Muhammed Ali hocama. Oradan lütfen. Ya Muhammed Tabii Ali hocam. tabii. Normalde burada Mali'deyiz. olması gerekiyordu ama İstanbul'a gitmesi gerekti ve İcab seçim etti. için aynen öyle Aynen. seçim için gitti. Onun için İkinci ona tur olmasa buradaydı. aynen hayırlı yolculuklar diyoruz. Bu arada arkadaşlar bunlar şimdilik biraz amatörce. Aynen. Maalesef stüdyomuz yok. Şu gördüğünüz bile hani kartondan yapılmış bir tabela arkasında da bir laptop Şu var. an Yiğit'in gizli mahzenin Bodrum'u anasını satayım. zindanında. Yiğit bizi zindana attı arkadaşlar. Bizi balık krakerle besliyor. Ama teşekkür ediyoruz buradan Yiğit Aynen, çok hocamıza. O şükür. olmasaydı Eksik zaten etmiyor aynen suyumuzu. öyle böyle bir şey yapamazdık. Yavaştan başlayalım hocam. Başlayalım. Birazcık gündem konuşalım. Gündem derken şu an gündemde İkinci tur var. aynen öyle Yani. bütün gençlerin konuştuğu, özellikle Tüm bizlerin ülke konuştuğu. konuşuyor yani. Yani bütün ülke, hatta yurt dışından biliyor musun? Yurt dışından Doğru. çok fazla soran oldu arkadaşlarım. Yurt dışındakiler hep şeyi soruyor. Diyor ki işte sen kime vermek istiyorsun? Sen kime veriyorsun ve neden diyor. Yani insanlar çünkü yurt dışında özellikle iç işlerimizi bilmedikleri için Yani. Erdoğan gerçekten de bir süperstar gibi gözüküyor. Sayın Erdoğan, özür dilerim. Doğru. Şimdi bunun yüzünden bir Silivri'ye gitmeyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışında çok farklı temsil ediliyor. Yiğit hocamız arkadan çok yanlış hareketler yapıyor. Ama maalesef bu işi yapmak istiyorsak ilk günden hapse girmek istemiyoruz. Tabi. Doğru düzgün yapalım. Saygılı olalım herkese karşı. Gündemden devam edelim. Devam. Kesmemiz Şey icabet etti. koysana. Bu Kimi? teknik cızırtı var Aynen ya. onu koyarım, onu koyarım şimdi de. Çünkü yok bayağı işin içine gideceğiz de. O zaman şeyi konuşalım. Dün bir açıklama yapılması gerekiyordu. Arkadaşlar bu arada Evet. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Bayramımız kutlu olsun. Olsun. Bu arada Anıtkabir'e gittin mi dün? Hayır gidemedim. Gidemedin değil mi? Çalışıyordum. Ben gitmek istemedim ya. Niye? Valla ya annem de geldi bana Aynı. söyledi ki dedi ki işte normalde her sene gidiyorsun dedi. Sen bu sene gitmedin dedi. Ben ya açıkçası pek bir açıklama yapamadım ama içimden hiç gelmedi ya. Çok şey hissettim, huzursuz hissettim. Yani atamın karşısına böyle bir dönemde çıkmak istemedim ya. Özellikle son biliyorsun gelişmeler meclise giren bazı bir takım insanlar. Artı olarak hani şu an gerçekten de bir de şunu görüyorum. Bunu da seninle konuşmak istiyorum bu konu hakkında. Acaba fikrin ne olur? Abi düne kadar Tayyip Erdoğan'ı yani Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyen ve
Atatürk hakkında veya işte milli bayramlarımız hakkında hiçbir paylaşım yapmayan bir kitle, bir güruh birdenbire Atatürk'e tapar oldu. Atatürk'ü hatırlar oldu. Ve Anıtkabir'e gidip işte Kemal Kılıçdaroğlu'na Kemal dedem, işte atam, seni seviyorum, seni sana ölüyorum demeye başladı. Bu sadece bu arada sağcı kesimde değil, aynı zamanda da sol kesimde de görmeye başladım. İnan seçim günü gelene kadar her gün TKP'yi tipi paylaşıp sadece onların lehine bir propaganda aracıymış gibi sosyal medyayı kullanan bazı tipler birdenbire atamız şöyle buyurdu, atamız böyle buyurdu deyip ikinci tura özellikle Sinan Oğan'a oy veren seçmeni ikna etmeye başladı. Bu çok rahatsız ediyor beni. Yani bu konuda ne düşünüyorsun bilmiyorum ama hani düne kadar biliyorsun zaten ilk kez biz muhalif olmadık. Yani ilk kez biz bu seçimde işte Tayyip Erdoğan'a karşı bir oy verelim, oy isteği falan çıkmadı. Yani doğmadı böyle bir şey. Biz ya ben kendim bildim bileli öyleyim mesela. Belli bir insan, ya belli bir kitle var. Bu kitle özellikle son zamanlarda artık bilmiyorum belki de sosyal medyanın fazlasıyla etkisi olduğu için veya işte arkadaşlarından gördükleri için hani düne kadar atalarını bilmeyen, saymayan birdenbire atasına yani şey yapar oldu. Hani sımsıkı sarılmaya başladı. Anladı yani aslında yani neyin doğru olduğunu, neyin doğru olmadığını. Ha, gerçekten anladım bir de o var. Aynen öyle. Ben bunun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Yani ben bunu gerçekten samimi oldukları için yaptıklarını düşünmüyorum. Evet biraz yoğun, biraz şey tehlikeli. Sansürleyelim. Aynı tehlikeli konular ama yani ben bunu konuşmak istiyorum çünkü Tatlı su insanları evet diyelim. tatlı su balıkları özellikle ve ama sağ kesimde de gördüm ya ben bunu ha Ya ailesi kesinlikle ve kesinlikle saf 80 senedir sağ partilere veriyorken birdenbire gençler sağ olmasına rağmen bak sağ olmasına rağmen hani bu çocuk kendi karakterini geliştirip zaten soldu demiyorum. Ben bu çocuk düne kadar diyorum ki adam zaten hani ailesi ne diyorsa oydu. Birdenbire hani Pirom, Kemal dedem, işte Erzurum'da miting falan bunlara döndü. evet. Ben bunu anlayamadım. Yani ben bunları samimi bulmuyorum. Çünkü biz 3-4 sene önce gerekli yerlerde, gerekli zamanlarda sesimizi yükselttiğimizde şu anki iktidara karşı bu insanlar bize karşı geliyordu. Ya ister sağ olalım, ister sol olalım, ister orta olalım bu bir şey değil. Siyasi düşünceden bahsetmiyorum veya işte A partisinden B partisinden bahsetmiyorum. Ben sadece insanların bir sosyolojik olarak birdenbire değişimlerinden Senin yaptığın bahsediyorum. şu an zaten sosyolojik bir gözlem. Yani Evet. tarafsız yapıyorsun ve Aynen öyle. Yani bunu çünkü belli bir yere Türk bağlayamayız. gençliği, yani Türk gençliğinin istinadı Atatürk'tür. Yani Atatürk her şeydir Türk gençliği için. Türk gençliğini tanımladığında Atatürk'süz tanımlayamazsın. Ama bunları şu an fark eden bir kitle var ya, şaka gibi. 20 yaşına gelmiş insanlar şu an fark ediyor. Siz hiç çocukken ya atıyorum ha anneniz babanız hiç mi anlatmadı? Hiç mi yani Kuvayi Milliye'yi, Kurtuluş Savaşı'nı ya atıyorum ya en Bak. basitinden şu 10 senede yaşadıklarını ya ekonomik sıkıntı çekmese bu insan ben eminim yine şu anki iktidara oy verecek. Ben bu kadar net Yani en söylüyorum sana. başta aileyi geç. Ailesi anlatmamış bile olabilir bu arada. Ben Aynen doğru. etrafımda hani sağdan soldan değil, ailesi milliyetçi de olsa hani muhafazakar milliyetçi kesim bile Atatürk'ü sevmeyebiliyor bazen. Çünkü ailesi anlatmamış olabilir ama hani okul müfredatında var bu. Evet. İlkokulda hiç mi duymadın en Evet. basitinden? Hani Evet. aileyi geçelim. Yani bir de Bilmiyorum ne kendi de desem. araştırabilir. Yani. Mesela ben Yiğit hocamla ilk tanıştığım zamanlarda bana çok önemli bir şey söylemişti. Bana demişti ki işte niye diğerleri benim senin gibi değil demişti. Bunu da neyden sonra söyledi biliyor musun? Araştırma konusunda. Ha evet. Yani herkes kendi alanında sevdiği, ilgilendiği şeyi araştırıyor, araştırabiliyor. Şu an zaten ya postmodern bir çağdayız ya. Yani şu an elimizdeki olan şey olanaklar hiç kimsede yoktu. Evet. Ve bunları kullanacaklarını çok saçma sapan şeyler için kullanıyorlar. Ya en Evet. azından benim görüşüm öyle. Yani şey yapmak istemiyorum. Evet. Herkesin görüşüne saygımız var. Herkesin düşüncesine, hayat biçimine saygımız var. Ama ben kendim yani Türk gençliğini tanımladığında aynen siz biz yani kim tanımlamak istiyorsa tanımlasın. Böyle bir tanım yapıldığında açıkçası aklıma Hailey Bieber'ı konuşan, Selena Gomez'in aşk hayatını konuşan bir Türk gençliği gelmiyor. Ve gelmesini de pek istemem. Çünkü bunu Evet. zaten Amerika dejenere bir cil yaratarak bunu zaten yapıyor. Ve oradaki sorunları şu an yani oturup konuşsak tartışsak saatlerce sürer.
3,5 saat podcast'imiz olur. Aynen Hayırlı öyle. Ve kimse dinlemez yani. Kimse umurunda değil. Çünkü Amerika'nın gerçekten de Yani. Amerikalıların Ama bile sorunları umurunda değil. asıl dejenerasyonu yapan TikTok sayesinde Çin öne Evet, geçti. Çin şu an zaten Çin Amerika'nın çok daha ilerisinde bir güç. Aynı politikaları Çinli versiyonunu yaparak dünyaya geçirmeye çalışıyor. Ve şu an Arkadaşlar Çin'den korkun. Çok ve tehlikeli şu an geliyorlar. Türkiye öyle bir konumda ki hani hem Amerika'dan etkileniyor hem Çin'den etkileniyor ve Evet. ortada olmasının yani yapabileceği yani elde edebileceği gücün farkında değil. Belki de farkında ama umurunda değil. Gerçekten de herhangi bir değer kalmamış çoğu insanda ve değer sahibi insanlara artık karşı çıkmaya Evet. başlanmış. Aynı konu işte yani daha düne kadar iktidara şey yapan, yakın duran, kesinlikle mesafe koymayan büyük bir kitle birdenbire atasını hatırlayıp insanlara şey demeye başladı. Mesela ben çok net bir şey söyleyeceğim sana. Ben Hizbullah'ı dün duymadım. Hizbullah denilen terör örgütü dün çıkmadı ve ben dün duymadım. Yani. Şimdiye kadar Hüdapar'ın ne olduğunu, nasıl bir parti olduğunu veya işte ya bir parti olarak Hüdapar'ı tanımlayabilecek çok az insan var çevremde. Evet. Ve insanlar şaşırıyordu. Aa sen nereden biliyorsun? İşte Hüdapar nereden biliyorsun? Aa, bilinen bir şey. Bir Evet. araştırırsan, Ya bir kere bakarsan bilinir. Birazcık. sağduyu sağ Evet. pardon sözünü Yok yok kestim. söyle. Ben çocukken Aksaray'daydım. Arkadaşlar Aksaraylı. Neyse. İşte Cumhuriyet Meydanı vardı. Sonra adı değişti falan neyse. Orada yürüyordum. Böyle bir tane binanın çatı katı Hüdapar Aksaray işte merkez teşkilatıymış. Tabelayı gördüm. Ne lan bu dedim. Renklerden belli. Hani direkt kafamda çiğ köfte falan şey Hadi oldu. bakalım. Sonra dedim hani bunlar renkten belli zaten. Bariz bunların sıkıntılı olduğu. Evet. 7-8 yaşında falandım galiba. Evet. Sonra işte Wikipedia'dan sayfasına bakıp Aynen. öğrenmiştim ben. Hani Aynen. Bu kadar basit. 7-8 Ya sen yaşındayken. ilk dediğin Ki kelime bir ne tane kadar doğru. tabelayı görüp. Sağduyulu olmak, Evet. farkındalığı olması, bir insanın milli şuuru olması. Ya bunlar o kadar hassas ve o kadar önemli noktalar ki ve maalesef az önce konuştuğumuz gibi tatlı su balıkları tarafından bunlar yok edilmek istiyor. İster bilinerek ister yani Evet. farkında olup olmadan da hiç yani önemli değil şu an konumuz o değil. Ama Ki bu maalesef böyle bir şey var. Konuyu bayağı bir dağıttık bu arada. Ben Evet. ilk konuyu şey... Dün bir açıklama olacaktı. Dur Dün bir açıklama şunu diyeyim. olacaktı. Tatlı su De. balıkları bir de her kesimde. Hani Evet. sadece sağ sol işte şu Çomarlardan bu bahsediyoruz değil falan mi değil. hocam? Çomarlar. Ama Yani şimdi sol çomarda çomarı, sağ aynen çomarı. her Aynen tarafın öyle. çomarı. Yani çomarlardan bahsediyoruz. Şimdi asıl konumuza geri dönelim. Gene dönelim. Dün bir açıklama olacaktı. Olmadı. Olmadı. Arkadaş açıklama dediğimizde Sinan Oğan Erdoğan'la görüştü. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu ile Aynen. görüştü. Biz burada yine bu konuya tarafsız olmaya çalışalım. İki tarafla da görüşme gerçekleştirildi. Ama bir açıklama yapacaklarını Hala ses söylediler. seda yok kimseden. Aynen öyle. Ses seda yok. Ve bu çok önemli çünkü ikinci turun gerçekten de kaderini belirleyecek Kilit bir nokta cidden. aynen öyle. Açıklama dedik, ses seda yok dedik. Bu çok belirleyici bir unsur hocam. Yani ikinci tur nasıl olacak, nasıl bitecek bu çok önemli. Ama insanlar şunun farkında değil. Mecliste Millet İttifakı kaybetti. Evet. Neden? Çünkü Cumhur İttifakı evet daha az milletvekili kontenjanıyla girdi bu sefer bu seçimde. Ama hala çoğunlukta. Evet. Sorun o. Yani %45 almak veya işte Erdoğan'ın %49 alması bu bir bence başarı hikayesi değil. En azından Ümit Özdağ gibi bunun bir başarı olmadığını söyleyip özür dileyebilirler seçmenden. Ama ben bunu görmedim açıkçası. Ben de Aksine görmedim. hep öndeyiz. Hep yani bir gaz verme, bir moral motivasyon Ya verme. bizim ülkede Ama zaten parti tutmak da takım futbol tutmak gibi. takımı gibi. Aynen öyle takım tutmak gibi. Herkes maganda. Yani biz burada kesinlikle herhangi bir partiye bir şeyimiz yok. Aynen. Özel bir ne bir ilgimiz var, ne bir nefretimiz var özel olarak, ne bir bağlantımız var. Yani Biz şu an sadece kişisel eleştiriyoruz. düşüncelerimiz Aynen öyle. Kendi kişisel stüdyonun dışında. düşüncelerimiz biz istediğimiz gibi eleştiriyoruz. Yani eleştirmemiz gerekiyor çünkü bizler de sonuçta birer He. seçmen, birer yurttaşız. 18 yaşımızı geçtik, Yani. oyumuzu da verdik. Yani biz bu konularda konuşabiliriz diye Fikri hür, düşünüyorum. vicdanı hür, iki Aynen öyle. genciz. Aynen öyle hocam. Ki zaten bu videoyu 15 kişi izleyecek. Şikayet Ama eden olursa bulur şöyle de bir şey var. 15 döveriz. kişi izleyecek. Bu ilk video. Ama gün Yani. gelecek 10. 100. video 15 bin. 10. geri dönecekler insanlar ve bunu Tabii. izleyecekler. Çünkü Neymiş lan gerçekten de bunların ilk önemli bir videosu? konu. Biz bu bölümü çok önemli bir kişiliğe, bir şahsiyete, bir kişiye ithafen yapmak istedik.
O da Sinan Ateş hocamız, biliyorsunuz Hacettepe öğretim görevlisi. Aynı zamanda da bir zamanlar Ülke Ocakları genel başkanlığı yapmış. Maalesef ki 30 Aralık 2022'de Ankara'nın göbeğinde şehit edildi. En azından bu benim görüşüm, bu benim düşüncem. Ben şehit edildiğini düşünüyorum. Tabii ki de buradan Sinan Ateş hocamız için adalet istiyoruz ve daima isteyeceğiz. Adalet yerine bulana kadar da elimizden geldiğince Türk gençleri olarak bu konularda en azından kendimizi en doğru şekilde, en doğru yolda hem bilgilendireceğiz hem de bu tarz bir vakanın tekrar olmaması için elimizden geldiğince Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya çalışacağız. Ayrıca bu hani siyaset üstü bir konu. Hani Kesinlikle. bu sağ sol mevzusu değil. Değil, Ya değil, değil. 2023'e girdik ve 85-90'larda değiliz. Aynen O öyle. zaman da mesela Uğur Mumcu'yu da kaybettik mesela. Evet, Çok çok önemli fazla bir aydınlarımızı bu evet şekilde katlettiler aydınımızdı. maalesef. Hani hala olması çok Aynen kahredici. öyle. Ve ben siyasi partilerinden çok fazla vaat gördüm ama bu vaatleri gerçekleştirebilecek bir kapasite, yani en azından fiziken, fiilen, yani ben bunu görmedim. Yani ben bu konuyu da tekrardan daha ayrıntılı olarak açmak isterim. Hatta cinayet nasıl işlendi, işlenene kadar özellikle arka planda neler döndüğüne dair zaten internette de sosyal medya platformlarında da çok fazla bilgi var. Ama bu bilgilerin yani doğruluğunu tabii ki de temin ederek ben bunları kamuoyuna açıklamak isterim doğru şekilde. Ama tabii ki de zor bir görev olacak. Çok üzücü bir konu. Şimdiye kadar da senin de dediğim gibi yani bir sürü değerli insanımızı bu şekilde kaybettik ve maalesef çoğu da Faili meçhul mü? faili meçhul. Aynen öyle. Umarım hak yerini bulur, Umarım. adalet yerini bulur. Biz her zaman adalet için sesimizi duyuracağız. Her zaman adaletin birer mücadele eden neferleri olacağız. Başka bir şey yani aslında çok fazla diyecek şey var ama kelimeler gerçekten de kifayetsiz kalıyor ve maalesef bu konu o kadar hassas bir konu ki şu an konuştuğumuz herhangi bir kelime yüzünden başımıza neler gelebileceğine dair bizim şeyimiz yok, teminatımız yok Evet. maalesef Türk gençleri olarak. Birazcık karanlık bir dönemdeyiz. Umarım bu karanlık dönemi hep beraber Türk gençleri olarak atlatabiliriz ve atlatabileceğimize inanıyorum ben. Umarım. Konuyu tekrardan gündeme taşıyalım. Taşıyalım. Gündemde hocam başka ne var? Mesela az önce Türk gençliği dedik. Çok fazla Türk gençliği hakkında konu konuşuyoruz. Ama Türk gençleri yeteri kadar özellikle örgütlenme konularında bence bilinçli değil. Benim aklıma direkt senin yaşadıkların ve benim yaşadıklarım geliyor. Mesela sen zamanında belli partilerin içerisinde olmuş bir arkadaşımızsın. Aynen. Belli partilerde çalışmış, vakit geçirmiş bir insansın. Ben çalışmış, İki vakit zıt geçirmiş. parti. Evet, bu iki zıt Aslında parti. ortak küme Yani ortakları sayılır. çok var. Bu arada Aynen. yani ismini söylesek mi? Bu Sen arada söylemeye tamamsan ben söylerim yani. söyle, herkes biliyor Tamam. zaten. Ben arkadaşlar ilk başta hazırlıktayken miydim? Hazırlığın sonuyla birinci sınıfın başında TGB'deyim. Yani sonra tabii Buradan Vatan TGB'li Partisi oluyor. hocalarımıza selam. Merhaba. Vatan Partisi'nden sonra çıktım. 5-6 ay sonra Zafer. İşte görüyorsunuz Türk gençliğinin hali arkadaşlar. Arkada Yiğit hocamız saçını kazıyor sinirden. Adam Adam cinnet geçirdi. saçlarını yoluyor. Evet. Şaka bu arada tabii ki. Ya partilerdeydim, o şaka değil bu arada. O maalesef şaka değil arkadaşlar. Ama Ondan şunu Yasin demeye hocamızı konuk etmek istedim çünkü bu konularda gerçekten şunu kendisi bir duayen. abi, ben kendimi idol olarak Yalçın Efendim? Kızım, burayı olmadım. Niye zavallısını bırakıyorsun? Niye Yalçın lan? küçük. İdol seçtim. Ondan izin mi almam lazım? Yiğit hocamız tedirgin arkadaşlar. Yiğit hocamız bizim avukatımız galiba. Silivri'ye gidersek duruşmalara avukat olacakmış. Umarım televizyonumuz olur hücremizde. Aynen. Neyse, Allah'tan Sen hayırlısı. Ben şey çok diyecektim. fazla partilerde aktif Evet. olarak gençliğinde çalışmış bir Hala insansın. genciz ya. Hala genç, hala genç, hala güzeliz hocam. Sen daha çok iyi bilirsin bu konuları. Evet. Yani içlerinde Biz bulundum çok tabii. şeyiz ya. Darma dumanız. Biz darma Evet. dumanız. Biz Ve dağıtmışız hani kendimizi. şöyle tarafsız bakınca, hani ülke ocaklarından ve diğer yapılanmalardan dolayı sağ kesim daha teşkilatlı, örgütlü gözükse de
Halbuki sol kesim daha fazla. Çok daha fazla. Ve solda fraksiyon var. Şimdi biraz evet. komik olacak şeye gidiyoruz. O filmin repliğine gidiyoruz ama. Film mi? Tabii şey Ölümlü Dünya var ya. Ha, hani, sol evet, fraksiyonlara evet, tamam. şey yapılmış diye. Çok fazla fraksiyon var. Evet. Gerçekten de var. Ama pide koparan parti kuruyor. Evet ama her biri gerçekten de çok sağlam teşkilatlanıyorlar. Sağlam teşkilatlanmış. Çok sağlam bir şekilde örgütlenmiş. Bunun altındaki sebep ben iki sebep seziyorum daha doğrusu. Hı-hı. Biri çoğu fonlanıyor. Deli gibi fonlanıyor. Evet. Yani ben buradan şey demiyorum. Sağ şeyler hiç fonlanmıyor demiyorum. Arkadaşlar lütfen bizi zar evet. altında bırakmayın. Ben sadece hani düşündüklerimi ve gördüklerimi aktarıyorum. Evet. Herhangi bir siyasi düşünce yok Hayır. burada. Bir de hani nasıl desem farklılıkları tamamen düşünsel olduğu için yani Hı-hı. tamamen ideoloji bazında olduğu için onlara takılıyorlar. Evet ama sağ kesim gibi değil. Sağ kesim çok daha fazla mesela işte senin Vatan Partisi'ni duydukları anda büyük bir ihtimal seni dışlarlar. Evet. Ben öyleyim. Dışlandım. Arkadaşlar yardım edin. Yasin dışlandı. Mobbing'e uğruyorum. Neyse şöyle olmuştu. Şimdi benim iki arkadaşım vardı geçen sene. Ve bunların fakültedeydik. Bir arkadaşları daha vardı. Bu ikisi şey okuyordu. ÇTL'ye. Bir de bunların son sınıf bir arkadaşları vardı. Sonra beni aradılar. İşte dil tarihli olanlar bilir. Matbaa kafemiz var bizim. Reklamı da çakalım. Matbaacılara selam. Neyse adam şey demiş. Arkadaşlar beni tanıtırken işte bir ara TGB'deydi falan demiş. Adam kalkmış gitmiş ben TGB'liyle aynı masada oturmam diye. Ya şimdi burada TGB'lileri zan altında bırakmış gibi olduk biraz ama. Yok yok yani. Adamın kendi düşüncesi. Adam kalkıp gitmiş öyle. Şimdi çok... Halbuki kendi de milliyetçi. Hani şey olarak baktığında TGB de kendini Kemalist olarak evet, tanıtıyor. TGB zamanında ülkücü de barındırıyordu. Ben onu evet. hatırlıyorum. Ya çok şey zamanları, eski zamanlar, o şey Tabii. Ergenekon dönemlerinin falan bahsediyoruz. Evet. Şunu da söylemek isterim. Birçok şeyi hep düzeltiyoruz, izah ediyoruz. Çünkü hani hiç kimsenin böyle bir podcast'i izleyip şey hissetmesini istemeyiz. Yani aşağılanmış veya dışlanmış hissetmesini yani. İstemeyiz. Biz bunlara karşıyız. Biz dediğim gibi en fazla sadece kendi görüşlerimizi temsil edebiliriz. Kendi dediğimiz kişisel görüşlerimiz. Biz burada bir kitle adına konuşmayız, konuşmuyoruz da. Ha konuğumuz bir kitle adına gelir konuşur. Heh, yani bir kitlenin olabilir. Başı olur, işte görevlisi olur, bilmem nesi Aynen. olur, yetkilisi olur. O ayrı bir mesele. Ama biz burada hani birazcık da Amerikalıların dediği gibi political correctness. Yani biz o ne abi? Şey ya, ne politik doğruculuk galiba. Ha, tamam, politik doğru. doğruculuk doğru. yapmaya çalışıyoruz. Evet. Podcast'imiz hani herkese hitap edebilsin diye. Vay be hocam, demek ki dışlandınız. İnanın bir gram üzülmedim ya. O kadar çok güzel bir heyecan var şu an üstünde. Hemen böyle akıyor ya. Çok evet. hoşuma gitti. Ama aklımda bir tane konu vardı. Konuşmak istediğim. Kavai kuşu. O ne? Oğlum ne alakalı? O ne ya? Kavai şey, kuşları eşi öldüğü için. Ne? Nasıl bu? Yani, üzüm dolu bir olay ya. Işte ben ya. Bir daha not alayım ya konuları. Öyle bu arada daha kavai kuşun son kalanı dişi mi erkek mi? Ben kavai kuşun ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi biraz bir ara oldu. İnsanlar evet. bunu bir kesilmiş izleyecek. Çünkü arkadaşlar ilk kez yaptığımız için beynimiz durdu. Evet. Hem o hem not almam gerekiyordu. Keşke not alsaydım daha güzel olurdu. En azından notlardan okuyabilirdim de. Hocam kısa film. Ne diyorsunuz? Evet. Bizim bir kısa filmimiz vardı. Evet. Ben sonradan dahil oldum da asıl proje sahibi Demiran Yüce Türk arkadaşımız. Evet. Proje olur inşallah. Ya proje Yap çok güzel. Parçaları. Arkadaşlar bilen bilir. Film işi deli işidir. Çok zorlandık. Maalesef deprem süreci bizi çok daha büyük bir soruna yani yönlendirdi. Milletin daha zaten doğrusu. O kadar acısı vardı. Film ekibinden bir sürü kişi vardı Aynen. orada. Aynen. Çok fazla sıkıntı yaşıyoruz ama inanın sıkıntıların %80'i insan. Doğru. İnsanlar. Yani iş yapan nasıl desem bir ekibi olan, bir takımı olan insanlara sesleniyorum. Sizler çok iyi anlarsınız bu durumu. Gayet iyi yani anlayışla karşılarsınız. Biz bir iş yaptığımızda maalesef 21 kişiyle yapıyorsak o 21 kişinin tek tek ikna etmemiz gerekiyor. Onlar kabul ettikten sonra bu arada. Bir şey olunca da 21'i gelmiyor. Evet. 11. Ve maalesef o 21 kişiden sadece 2-1 kişi var. Yani Aynen. 3 kişi falan kalıyor yani gerekli durumlarda. Çay içmeye gitsek daha çok kişi olur. Yani gerçekten de öyle bir durum var. İnsanlar iş konusunda maalesef ama maalesef aşırı ama aşırı tembel. Bu sorunu ben Türkiye'ye geldiğimden beri yaşıyorum. Çok fazla insanlar artık yani nasıl desem bilmiyorum ama hatta ben şunu da açayım. Çok güzel bir yere değineceğim. Bu podcast. Hocam biz bu podcast'te başkalarını da davet ettik. Değil mi? Evet. Bu başkaları niye gelmedi? Bunun sebebi nedir? Yani.
Bilmiyorum. Tembellik herhalde. Dediğim. Tembellik bir. Abi bu ikinci, Akdeniz ama... toplumları var ya, Akdeniz toplumları. Ama ikincisi ne? Korku. Evet. Maalesef bazı yönetici konumuna gelmiş insanlar, öyle diyeyim, onların tarafından uygulanan bazı politikalar ve bazı prosedürlerden dolayı gençliğimiz sindirilmiş durumda. Bir konuya karşı sesini yükseltmek istiyorsun. Böyle bir durumda olduğun için birileri sana bir fırsat vermek istiyor, bir platform vermek istiyor. Buna karşılık olarak sen diyorsun ki hayır, çünkü işte hapse girebilir. Aynen öyle, böyle böyle risk. Ya, hocam yani şöyle de bir gerçek var. Biz şu an caddeye çıksa, caddeyi kesmeye çalışsa bir tane tır, bir tane kamyon gelir ezer. Bunun da hiç kimse teminatını veremez. Yeah. Aynı şekilde de burada. Biz doğru şeyi yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. En azından böyle düşünüyoruz. En azından vicdanlarımız rahat. Evet. En azından biz torunlarımıza böyle bir istibdat ahvalinde hürriyetimiz için elimizden geldiğince çaba gösterdiğimizi, mücadele ettiğimizi hem söyleyebiliriz hem de kanıtlayabiliriz. Ama maalesef gençlerimiz özellikle. Yani ben yaşlı insanların bu kadar şey olduğunu düşünmüyorum da doğru, gençlerimiz yaşlılar, özellikle. Ya bir de şey, millet geleceğinden çok korkuyor. Evet. Çok fazla. Yani ekonomik endişe kaygı içindeler, çok fazla. Kaygı içindeler. Streslenmiş durumdalar. Yani. Sindirilmişler, ezilmişler. Ve artık nasıl desem, hiç kimse kılını kıpırdatmak istemiyor. Ama herkes her şeyden rahatsız ve şikayetçi. Bu durum nasıl düzelecek? Ben filmim için zor bile oyuncu, işte atıyorum kamera arkasında çalışan insanı çok zor buldum. Ve çok zor buluyorum daha da. Aynı şekilde bu podcast içinde bak görüyorsun, az önce konuştuğumuz bu konular her yerde herkes tarafından tamamen serbestçe konuşulmasına rağmen insanlar hep geleceğin kaygısıyla, haklısın evet, bu arada çok güzel bir nokta, geleceğin kaygısıyla temkinli yaklaşıyor. Temkinli Abi şöyle olur, yaklaşmayı bırak, abi böyle olur. Yaklaşmıyor. Evet, yaklaşmıyor. Çoğu da yaklaşmıyor. Ve buradan şunu da söylemek isterim. Ben bu insanları çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de yani, bir zamanlar haklı böyleydim. Ama tabii ki de yani insan bir yerden sonra artık ne olursa olsun yani Allah ne verdiyse gazamız mübarek olsun girişiyor. Evet. Ama ben şu kitleyi anlamıyorum. Şu insanları anlamıyorum. Bak tembellik okey. Tembellik olur. İşte korku, endişe okey. Tamam, hepsi olur. Tamam. Yiğit hocamız gibi yüzünü göstermek istemiyor çirkin olduğundan dolayı. Onu da anlarım. Ama şunu anlamam. Aylardır, yıllardır bu konu hakkında konuşulur. Bu konu hakkında hayal kurulur. Ama iş icraate geldiğinde... Kimse yok. Ben tek kelime etmeyeceğim. Ben sana birçok şey anlattım. Lütfen bu konu hakkında ne varsa içinde dök. O zaman başlayayım. Ha, Yiğit hocamızdan. Önce Yiğit. Abi burada Yiğit diye... Abi diyorum yüz nakli. Güzel. Polat Alemdar. Oo. Ha, bak. Yiğit hocamız bu arada Polat Alemdar'a gerçekten benziyor. Evet. Zaten geçen öğrendik. Ayda. Bir şeyler var. Bir şeyler var. Mitçiymiş. Abi Jitem'in kurucusuyum. Aynen. Benim sorumu yanıtlar mısın artık? Çok fazla tamam. Konu gidiyor. Soru neydi? What is the question? Şimdi insanlar ya ilk başta sorun şu. En başta neden gönüllü oldun? Hani yapmayacaksan, katılmayacaksan bir kere o. Sümeyye hocam niye güldünüz? Ben şu anlara takıldım. Bir anı mı var yoksa? Haklı lütfen çünkü. Anlatın. Bir anı var. Yani yapmak istemiyor madem, o zaman niye gönüllü oldu? Niye size umut verdi o zaman yani? Buradan bize umut veren... Yiğit hocam! Yiğit hocam! İş yapmaya geç, tamam bir kere işin çıkabilir, iki kere işin çıkabilir ama adam diyor ki isim vermeyelim ama işte yet malum şahıs Batuhan. Aynen. Ve yani bilmiyorum ama dediğin gibi aşırı bir üşengeçlik var. Bu bende de vardı. Evet. Eskiden kendi. Hocam ben bunu sormadım ama. Bakın hala konuya gelmediniz. Bir daha sor geleyim. Bir daha sor geleyim, anladım. Hocam ben şunu diyorum. Diyorum ki her şeyi unutun. Tamam. Yıllardır, aylardır diyorum ki bizimle beraber olan, hayal kuran, konuşan ve bu konu hakkında en azından sözel olarak çaba gösteren insanlar neden şu an burada değiller? İşte onu ben de anlamıyorum. Yani... Çünkü uğraşmak istemiyorlar işte. Galiba. Yani... Bu insanın içinden gelen bir şey ki. Siz nasıl yapıyorsunuz? Peki, niye, şu an? Peki eğer uğraşmak istemiyorsa aylardır ne diye konuşuyorsun?
İşte önce işte ben bunları satıcı olarak. Cihata gelince kaçıyorlar işte. Korkuyorlar. Ben bunları satıcı olarak görüyorum. Öyle zaten. Çok net yani. Direkt satıcı. Yani direkt gerçekten de çok net yani. Çünkü mesela Yasin buraya gelmek zorunda değildin. Yani. Değil mi? Hayır, alttan. Değil mi? Altta yani... revolver var. Şaka bu arada. Yani gelmek zorunda değildin. Yani. Bizimle böyle bir şey yapmak zorunda değildin. Hı. Hatta arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Bunu büyük bir ihtimal her konuk geldiğinde de anlatırım. Bizim Yasin'le tanışma hikayemiz şöyle başladı. Fark garip biraz. Benim bir arkadaşım bir tane hacı var dedi. Bu hacı her gün cosplay yapıp Twitter'a, Instagram'a, LinkedIn'e, sus her yere atıyor. Evet, LinkedIn'e cosplay. Aynen bu cosplayci arkadaş çok değişik bir arkadaş. Bir baksana dedi. Kim ben de lan? Bir baktım. İsmini şu an söyleyemiyorum. Tamam. Ben rejiden de bir baktım. Ben. Aynen reji söyle. Ben de baktım. Dedim adam arkadaşlar bir Rambo oluyor. Bir Cengiz Han oluyor. Bir elinde Prolu Stallone oluyor. Aynen bir Fidel Castro oluyor. Ya her gün farklı bir imajda bir fotoğraf koyuyor. Ve milliyetçi olduğunu biliyorum. Storylerinde de her gün birine sallıyor. Bir şu örgüt, bir bu örgüt, bir bu parti, bir o parti. Dedim bu çocuk kafayı yemiş yani. Bu yanmış. Ben bu çocuktan beni uzak tutun dedim. Velhasıl çok bayağı uzak zaten. Aynen. Aylar sonrasında bizim Ankara Üniversitesi'nde kurduğumuz bir topluluk sayesinde bu çocuk yeniden hayatımıza dahil oldu. Girdiğini gördük. Sonra da birkaç tane toplantıya geldi. Tanışma fırsatımız oldu. Baktım bu adam gerçek hayatta dümdüz adam. İşte The Witcher'ın kolyesini takmış şu an görüyorsunuzdur. Mikrofondan gözükmüyor mu? Göster. Witcher'ın kolyesini takmış. Bu şekilde geziyor. Genellikle de zaten haki renk giyiyor. Kamuflaj giyiyor. Değişik bir kafa yapısı. Bayağı bir askeriye bağlı bir kafa yapısı. Ama gerçek hayatta, normal hayatta gayet tertemiz. 10 numara bir insandı. Normal konuşabiliyorduk, sohbet edebiliyorduk. İşte öyle bir cosplayci ayıbın yoktu. Biz... Animeci değilim ki bir kere. Yani ondan bahsetmedik zaten. Neyse, animeci olduğunu söylemedik. Animecileri aşağılamayalım. Aynen sen bir animecileri... sen karşına mı aldın şu an Yasin Bey? Hayır. Sonra bizim filmimiz, işte dedik ya kısa filmimiz, Yapboz parçaları. Bana bir oyuncu gerekiyordu. Bir Mustafa rolü için. Ben aslında hayalimde esmer ve böyle sakallı siyah saçlı biri vardı. Ama sen esmer siyah saçlı olduğun için yetti. Sakalım bana. Çıkmıyor. Aynen, sakal. Arkadaşlar. Bıyık dedim. Bıyık bırak o zaman. O da çıkmıyor. O da yok. Sonra... buradan ilaç şirketlerine sesleniyorum. Sponsorluk lütfen. Sponsor olmuşsun. Aynen. Bir de Yiğit hocamıza kellik ilacı. Tabii. Kelleşmeye başlıyor çünkü. Neyse biz orada tanıştık. Filmimiz için konuştuk ve ona teklifte bulundum. O günden sonra ben de hemen atladım. Aynen öyle. Bayağı bir yakınlaştık ve arkadaşlığımızı bu şekilde sürdürdük. Yani ben normalde asla seninle yan yana böyle gelip bir podcast yapabileceğimi düşünmezdim. Nereden gerçekten. Nereye? Ama şu an bir podcast yapıyoruz beraber. Hem de ilk bölümümüz bu. Evet. Gerçekten çok önemli bir bölüm. Görüyorsunuz zaten hani en asgari şekilde her şeyimizi konumlandırdık. Zindandayız lan daha ne olsun. Yani teknik anlamda ve ama manen değil çok şükür manen. Tabii. Yani çok şeyiz, rahatız, iyiyiz, stüdyo gerekiyor. Evet. Bir an önce. Bize... seçimler bitse de en azından bir yeri kiralamaya çalışsak. Evet. Depo olur, bir şey olur ama en azından hani bu ekipmanların her zaman hazırda duracağı ve istediğimiz kişiyi davet edeceğimiz bir yer olmalı. Aklıma çok güzel bir şaka geldi de. Söyle ama çok... Keselim. Ne? Kızılay'dan çadır satın alsak. Arkadaş ben bunu kesmeyeceğim. Linçleyin şunu. Linçleyin şunu. Hayır ölmek istemiyorum. Önümüzdeki günlerde sadece işte halktan kişiler olmayacak. Ben açıkçası Öt Bülbül'ün Öt'te daha çok halktan kişilerin olmasını istiyorum. Yani benim senin gibi çevremizde olan insanları konuk almak istiyorum. Buradan da konuk olmak isteyen herkese de duyurumdur. Lütfen iletişime geçiniz. Herhangi istediğiniz bir konuda çok güzel bir şekilde gördüğünüz üzere sohbet edebiliriz, hasbihal edebiliriz, konuşabiliriz. Bu arada şu an fark ettim bu bardaklar görünüyor mu? Harika. Gündemi çok fazla yorumlayamadık. Daha çok kendi düşüncelerimizi söyledik. Bu giriş zaten çok da belli bir şey değil. Aynen giriş bir şey videosu olarak düşün. Ki gündem de karmaşık. Videosu. Neyi konuşalım? Çok İkinci karmaşık. Turdan sonra konuşuruz bence. Aynen öyle. İkinci turdan sonra her şey belli olsun her şey. Şimdi çünkü çok yani ne desek yalan olur gibi bir noktadayız maalesef. Yani müneccim de değiliz. Aynen öyle. Sinan hocamızı da andık ilk bölümümüz başımız için. Ben kendi ayıbımı söyleyeyim. Ben eğer kendisi öldürülmeseydi kendisini tanımıyordum. Yani öldürüldüğü haberini duyup
öyle tanımlıyor. Kendisini öyle duydum ilk kez. Bir yani garip bir şekilde şey etrafımda zaten, herkes evet. bilmesine rağmen. Bu arada biliyorsun Kemankeş bir abim var. Evet evet evet. Yani evet. o kişisel olarak da çok tanıyormuş ama ne muhabbeti geçti ne bir şey oldu. Benim karşıma hiç çıkmamıştı. Ölüm haberiyle öğrendim kendisini. Üzücü ya. Gerçekten üzücü. Ben şunu söyleyeyim. Size daha açıklamadım ama birinci bölümü Sinan hocamıza niye yani ona ithafen yapıyoruz? Çünkü ben bu podcast fikrini geçen sene aklımda geçirirken almak istediğim konukların arasında onun ismi vardı yaşıyorken. Ve maalesef onu bugün konuk alamıyoruz. O gayet yani oldukça üzüyor beni. Daha aydınlık geleceklere diyebilir miyiz hocam? Umarım. Yavaştan kapatalım. Diyelim. Karamsar olmadan. Güzel bölümdü. Eğlendim. Gerçekten de güzeldi. Hem bilgiliydi bence. En azından kendi kişisel şeylerimizi konuştuk. Yorumlarımızı kattık. Bir başlangıç olarak bence güzel başladık. Bence de enerjimiz yüksekti. Şu an editten, aynen enerjimiz yüksekti. Editten sonra da çok güzel olacak. Arkadaşlar, İhtiyar Heyeti'nin sunduğu Öt Bülbülüm Öt Podcast'inin sonuna geliyoruz. Lütfen sosyal medya mecralarında bizi takip etmeyi unutmayın. Zaten linkleri aşağıda sabitlenecektir. Bizi izlediğiniz için, teşekkür bizi dinlediğiniz ederiz. İçin çok teşekkür ederiz. Ben Yasin Kılıç'a yani Yasin hocama ekstradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür Beni ederim. Kırmayıp gönüllü olup ilk bölümde konuğum oldu. Bu arada kırmama yok yani. O beni zorlu bir zaman mı? Yok yok. Ben salça oldum. Estağfurullah. Ben dedim beni konuk yap lan. Konuk. Bu şekilde eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Hangi saatte izlediğinizi bilmiyorum ama iyi günler, iyi akşamlar, günaydın. Görüşmek üzere. Yiğit hocam, Sümeyye hocam var mı bir şey? Vallahi iyi oldu abi. İyi bir başlangıç oldu. Evet bence evet, de. Güzel oldu. O zaman... Ben böyle beklemiyordum yani. Değil mi? Güzel oldu bence. O zaman değerli seyirciler, esen kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.